Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün gündemi Sayın Feliz Besim'le değerlendiriyoruz. Hastanelerde neler oluyor? Biliyorsunuz kuş grubumuz var, uyuz var. Yani var da var, yani olmayan yok bizim ülkemizde. Onun için biraz onlardan konuşalım. Bunları cevaplayacak en azından Filiz, Filiz Hanım'ın uzmanlık alanı aynı zamanda. Ve biraz da seçimlerden konuşuruz. Bakalım o konularda ne düşünüyor. En azından bu ekspertiz bilgiyi alabiliriz Filiz Hanım'dan. Evet buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek günümüze başlayalım. Günaydınlar. hoş. Günaydınlar. Geldiniz. Hoş bulduk. Herkese güzel bir gün diliyorum. Yağmurlu rüzgarlı bir evet, hava. Uça uça geldiniz buralara uça kadar. Uça uça geldim <laughs> evet. Yani yağmura ihtiyacımız var ama rüzgar biraz zorluyor insanı. O kadar fazla yani. Evet. Kasırga evet. derece kadar mı? Çünkü ben kapalı kaldım stüdyoda göremiyorum. Yok kasırga değil ama ciddi bir rüzgar var. Güzgar Benim geldiğim güzergahta, evet. Anladım, tamam. Aha. Saçları savuruyor yani Sağ <laughs> Evet, sonra. evet, savuruyor. Evet, tahmin ederim. Ee, peki, yani sağlıkla başladım, sağlıkla gidelim. Neler oluyor sağlıkta? Çünkü kuş gribi var ee, şu anda ülkemize geliyor ee, ve uyuz da var. Şimdi kuş gribini ele alalım. Kuş gribi, evet, kuşlarımızla alakalı bir şey. Ee, insana dokunur mu diye sorayım ve devam edeyim. Hani. Evet yani aslında kuş gribinden biliyorsunuz daha önce bu ülkede can kaybı da oldu. Evet. Ee, evet. Yani onun için önemlidir ve yani hani ölümcüldür insana bulaştığı zaman. Rum tarafı bir alarım verdi o konuda. Bugün bizim Veterinerler Birliği Hı. de bir alarım verdi. özellikle Mausa bölgesindeki yabani kuşlardan bahsettiler. Ve Veterinerler Birliği, yanlış söylemiyorum değil mi? Veterinerler Birliği'dir bugün ki evet. şeyi, uyarıyı yapan. Ee, özellikle insanları hani kümes hayvanlarını daha çok kapalı tutmaları, onlarla çok fazla özellikle de işte hasta olduklarını hissettikleri, gördükleri e, tavuklarla, e, kanatlı hayvanlarla çok e, ellememeleri, çok fazla temas etmemeleriyle ilgili evet insana geçebiliyor eğer e, ölü bir hayvanı ellerseniz veya e, hasta bir hayvanı ellerseniz Hı. yani e, el teması el bulaşıyla geçebiliyor. Ama onun dışında hani kümesteki bir hayvandan size geçmez yani ille bir Anladım. temas. Yani Hı. bu da aslında bir virüstür. Bütün virüslerde olduğu gibi bu virüsün de elleki bir temas e, olması Sonucu, gerekiyor. Hani Eğer şey, borun dedikleri değil havada geçen virüs değil bunun temasta hava, olandır. Temasta olan aynen öyle. E, yani Bu anlamda da çok dikkatli bir hmm. şekilde Tarım Bakanlığı'nın artık veterinerlerin e, bu kesimle ilgili insanların olayı ciddi bir şekilde takip edip evet. e, elbette ki tavuk e, besleyicilerini daha uyarıp hani bu tavukları da besleyen insanların e, dikkatli olmaları gerekir. Çünkü böyle bir e, salgın hmm. e, yani yani böyle bir virüs var. Güneyde de bu görüldü. Bizim işte veterinerler daha olsa bölgesinde sanırım yabani kuşlarla ilgili bir Açılama alarım yaptılar, açıklama tabii. yaptılar. ve Herkes hayvanlarını kapalı alanlarda tutsunlar. Kapalı dediler. alanlarda tutsunlar ve de temas etmesinler. Hı. Evet yani yayılmaması adına. ...ve de istenmeyen okay. bir şekilde. Bu bir yani kuş bu bizim ineğimize... ...koyunumuza, keçimize dokunmuyor mu bu? Hayır dokunmuyor. Bu o, kuşlar arası ama... ...insan da e, bu ellediği zaman... ...geçebiliyor insanlar. O zaman bizim kuşlara bir yakınlığımız var mı genetik olarak? Yani... <laughs> ...biraz yani... ...belki bilmediğimden soruyorum... Evet. Ve ...biraz ters yani, geldi size ama... yani ...koyuna keçiye bulaşmıyorsa... Kuşlara evet. niye bulaşıyor? Yani bizdeki genetik evet. bir yakınlık mı var kuşlarla? Hiç uzmanlık alanım değil evet. o konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama tabii ki bizim görevimiz... Bu akıllı e, bir soru muydu aptalca mıydı? Yo, Onu bile tehdit edemiyorum hayır, kusura bakma. Hayır, es, estağfurullah. Ee, güzel bir soru. Yani evet. şimdi tabii ki kuştan bize bir e, hastalığın bulaşmasını tabii ki sorguluyoruz. Yani neden insana bulaşıyor e, birçok şeye bulaşmıyor. Ama yani hani benim e, bilgim dahilinde olan... Ellenirse ölü hayvanlar, ölü tavuklar veya hasta Hı. tavuklar eğer ki ellenirse bulaşabiliyor. Bunun için de dikkatli olmak zorundadır tabii, tavuk besleyiciler tabii. ki yayılmasın çünkü ölümcül olabilen bir hastalıktır. Tabii. Çünkü şeyi düşünüyorum bizim gözeneklerimiz açıktır derimizde ama ben diğer hayvanları düşünümde mesela bir köpeğin gözenekleri pek yok terlemiyor bile. Kedi köpek, bilmem koyun keçi terliyor mu? Hakikaten hiçbir bilgim yani yok. Yani doğru bir yani, yerden yaklaşıyorsunuz. Evet. Ee, ama dediğim gibi hani yorum yapmak istemem Arkadaşlar çünkü bir bildiğim şey. bir konu değil. Evet, ben de bilmediğim konuyu sormayayım o zaman. Estağfurullah. Evet. Ee, peki onu dikkatli olacağız. Göçmen kuşların biraz da tarlalarımıza geliyorsak evet. falan çünkü evet. ben biliyorum böyle güvercine yakın arkasından. E, zebra gibi siyah beyaz şeyleri olan zebra şeye zebra renkleri olan kuşlar konar benim bahçeme. Onların araştırdım göçmen kuşlar olduğunu biliyorum. Yani gelip duruyorlar, e, dinleniyorlar ve gidiyorlar. Kıbrıs göç yolları üzerinde evet. yani kuşların göç yolları evet. üzerinde bir... E, ülkedir ve biz de aslında severiz sonbaharda da ilkbaharda e, da tabii, bunları tabii, izlemeyi. Tabii. E, elbette ki ama dünyadaki başka yerlerdeki tabii ki hastalıkları da evet bize taşıma ihtimalleri olabiliyor. Peki dikkatli olmamız lazım. E, ölümcül olabiliyor diyorsunuz ama bu korkunç bir e, bir bulaşı hastalığı değil. Yani binlerce, yüzlerce hatta milyonlarca tavuk telef olabiliyor. Ama yani insan insana da bulaşabiliyor ama insanlardaki bu ölümcül rasyosu böyle korkunç değil. Yani bir ya da iki ölür de böyle evet. tavuklarda olduğu gibi on binlercesi Yok. telef olmuyor. E çünkü yani bulaş çok kolay değil yani tavuğa dokunmuyorsunuz. Yani evet. veya her gün ölü tavukları ellemiyorsunuz yani bulaş yolları o kadar da kolay olan bir e, virüs değil. değil. Evet. evet. Yani bu işte hayva, bu, tavuk yetiştiricilerinin <laughs> dikkatli olması gereken evet. bir konudur. Bu anlamda da e, doğru uyarıları yapmak, doğru önlemleri almak önemlidir. Evet. Yani toplumun bilinçlenmesi günün sonunda bu da bir halk sağlığı sorunudur. Doğru. Doğru. Peki bir de bize e, belki bu uyuzu da şey yaparsınız. Yani, evet. uyuz salgını var dediler, bakanlık yoktur dedi, ama var diyor evet. uzmanlar bu konudaki yani aslında e, bir bir takım uyarılar olduğu zaman ben de bunun araştırmasını yaptım. Ee, uzman arkadaşlarla konuştum gerek işte Burhan Albantoğlu'nun oradaki cildiyeci arkadaşlarımızla gerek etsacı Hı. arkadaşlarımızla çünkü daha çok bunlara gider bu vakalar ee, ve evet aslında dünyada da son zamanlarda son 4-5 yılda hatta esas pandeminin başlamasından sonra son 2-3 yılda çok ciddi bir artış olduğunu Türkiye bu konuda Sağlık Bakanlığı sürekli uyarılar Hı. veriyor. Orada da ciddi bir artış var ve bizim ülkemizde de bizim uzman arkadaşlarımız. Evet, uyuz vakalarında ciddi bir artış olduğunu söylüyorlar. Yani pandemide insanlar çok fazla kapalı kaldı, çok bir arada oldu. Belki hijyen sorunu oldu ve e, bulaş çok daha kolay oldu. Ve evet okullarda zaten hani uyuz dediğiniz zaman daha çok nerelerde olur? İşte bu toplu e, yaşamların olduğu askeriyedir, hmm. huzur evleridir, okullardır. Bu tür e, yerlerden daha çok yayılan bir e, hastalıktır e, uyuz. Ama inatçı bir hastalıktır yani hani böyle hemen işte bitmiyor, gitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Yani en az birkaç hafta sürüyor işte bütün şeylerin dokunduğumuz çamaşırdır, giydiğiniz kıyafetler ve her şeyin bir 60 derecede yıkanması gerekiyor. Ee, sizden çok rahat e, yanınızdakilere bulaşabiliyor. Çünkü temasla o zaman bulaşıyor git git bu gibi, da. O da gibi gibi bir şey Evet, yani onun için evet e, böyle bir e, uyuz vakalarında bir artış vardır Hı -hı. ve bunun da e, Sağlık Bakanlığı tarafından aslında çok ciddi toplumun bilgilendirilmesi ve Kritik olan yerlerin özellikle taranması. Hı. Sağlık Bakanlığı bu konuda bir bildirimi zorunlu hale getirdi uyuzu o doğru ve e, iyi bir adım oldu. Yani herkes Sağlık Bakanlığı'na bildirsin elinde teşhis ettiği uyuz vakalarını. Tabii, bu önemlidir. Evet. Ama çoğu zaman e, bu hastalar eczaneye de gidebiliyor ve sadece bir işte solüsyon bir ilaç yaptırıyor, bir krem alıyor falan. O zaman onlar takip edilemiyor. Onun için aslında toplu yerlerin taranması, insanların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi televizyonlardaki spotlarla e, veya işte e, sosyal medya üzerinden yayınlanacak Sağlık Bakanlığının spotlarıyla daha ciddi bir e, bilinçlendirme, bilgilendirme ve tarama gerekir diye düşünüyorum. Evet, Çünkü savaş daha iyi verilebiliyor. Sa aynen öyle. Sağlık Bakanlığı'nın dediği gibi belki bir hafta önce oradaydılar ama eğer uzmanlarıyla görüşürlerse evet. e, aslında böyle bir artışın olduğu ve e, bir takım grupların bununla savaştığını da göreceklerdir. Tabii, Bunun tabii. için Sağlık Bakanlığı'nın önlem. Onlar belki önlem... böyle bir o reklam şeyi bekliyorlar. E, yine işte binde 3'e olasın, binde 4'e olasın ki Buna bir salgın denebilsin. Çünkü rakamlarla konuşuyorlar herhalde. E ama yani e, bunu beklerseniz o zaman geç kalırsınız. Yani <laughs> olma olmaz. Yani bu önlem alacaksanız. Çünkü dünya sizi bu konuda uyarıyor. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde de bu konuda bir uyarılar var. Evet. Ve son 2-3 yıldır var. E Bizim kendi uzmanlarımız zaten bas bas bunu bağırıyor söylüyor. ve en uyarıyor. En büyük Türkiye zaten. E, e, kesinlikle. Yani... Bir de bu şey değil yani. Ee, ne bileyim ben uyuz olmak yani fakir olmakla alakalı değil ya da Hayır. E, ne bileyim e, yani bir ofiste çalışırsınız. E, tertemiz bir eviniz var ama yine de uyuz olabilirsiniz. Çünkü bir koltuğa oturduğunuz uyuzu olan. Bir evet. Yani bir 15 dakika oturduysanız orada size evet. de geçebiliyor. Yani burada e, vücut Direnci düşük olanlar özellikle işte yaşlılar çocuklar veya iyi beslenemeyenler yani bir yerde bir immün sisteminde bir bağışıklığında sıkıntılı olanlar daha kolay bulaşabiliyor. E bu anlamda da zaten hani bu oralardır işte askeriyedir huzur evleridir e, okullardır çocuklar bilinçsizdir e, yeterli beslenme olmayabilir falan. Bu anlamda evet bu ciddi bir halk sağlığı sıkıntısıdır, sorunudur. Çünkü yayıldığı zaman bununla mücadele sıkıntılıdır. Yani inatçı bir hastalıktır. Evet. bu nedenle de evet önlem almamız lazım. Bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda gerekli bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi topluma yapması lazım ve gerekli yerlerde gerekli taramaları da yapması lazım. Evet. Mesela böyle sağlık uyarılarını mesela İngiltere'de belediyelerin yaptığını görebilirsiniz. Evet. E, çünkü onlar tam yetkilidir. E, hatta özerktirler yaptıkları bazı şeylerde e, cezalarını da belediyeler kendilerini verirler. E, uygulamalarını kendileri yaparlar. Böyle özel bir halleri var orada. Şimdi bizim belediye anlayışımız daha oralara varmadı ama ne güzel olurdu belediyelerimiz çünkü çok daha e, iç içedir halktan. E, yani bir, bir bakanlığın halkla iç içe olduğunu ben göremiyorum. İster bu maliye olsun, ister sağlık olsun, ister iç olsun. Değiller ama belediyeler birebir insanlarladır. Ee, beledi Belediyecilik nereye gidiyor? Yani biz 28'den 18'e indik ama biz aslında daha iyiye iyi getiriyor muyuz belediyeciliği sunulan hizmetleri? Yerel yönetimlerin biliyorsunuz hani biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak da 51'e 95 diye evet. yerel yönetimlerin esas birebir güçlendirilmesiyle ilgili olan yasanın meclise gelip de işte görüşülüp hani bunun esas yani birleştirmenin ötesinde 51'e 95'in e, yeniden şekillenmesiyle evet. e, yasal düzenlemelerin yapılmasıyla aslında Belediyelerin yerel yönetimlerin çok daha güçlü, çok daha denetlenebilir, mali kaynakları daha güçlü, daha şeffaf, belediye meclisleri daha güçlü ve tıpkı sizin dediğiniz gibi e, gerek e, sağlıkta, gerek eğitimde, gerekse ee, yaşlı bakımında, hmm. e, sosyal konut ihtiyaçlarında ve daha aslında birçok böyle yerinden e, kırılgan gruplar bölgesindeki e, insanları çok daha iyi bilir e, belediyeler, yerel yönetimler. Tabii. O gruplara yönelik e, kapasitelerinin de, e, yetki alanlarının da genişletilmesiyle ilgili ciddi bir yasa tasarısı üzerinde hani çalıştık. E, bu hmm. yasada aslında bitti ve şu anda artık oylamayı ve genel kurula çıkmayı bekliyor. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde belki seçimden önce, belki seçimden hemen sonra bu yasa geçecek ve belediyelerimiz çok daha mali kaynakları daha güçlü, daha yetkili, daha Hı. yetki alanları artı hareket kabiliyetleri daha güçlü bir yapıya kavuşacaklar. İnşallah, evet ama doğrudur. Hani Avrupa bu konuda çok ciddi bir yol kat etmiştir. Yerelde sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili daha birçok birçok e, sosyal anlamda insani konularla ilgili çok ciddi yetkileri var, çok ciddi e, faaliyetleri var ve bu gerçekten de insanları aslında merkezi hükümeti de çok rahatlatıyor. Hı, Artı yerinden hizmet alma adına orada yaşayan insanları çok e, rahatlatıyor. Bu anlamda çok haklısınız. İnşallah bu yasa geçtikten sonra ve inşallah belediyelerde da e, bunun farkında olan yani belediyeciliğin gerçekten birebir insana hmm. hizmet etme, yani belediye, belediyeciliğin sadece e, bir çöp toplama, bir kaldırım yapma olmadığını Tabii. ki bizim ülkemizde maalesef o anlamda bile çok büyük sıkıntılar içindeyiz. Maalesef, yani maalesef. ülkemiz koca bir çöplük alan e, halindedir. Doğru dürüst kaldırımlarımız yoktur. Sokaklarımız karanlıktır. Ve daha birçok birçok konuda aslında hani böyle şey, e, sıtmayı gösterip e, Ölümü gösterip ölü razı, razı etmek etmeyi. gibi bir durumdayız Ve yani bakıyorsunuz Birçok güzel proje var e, Ama günün sonunda e, Bir bakıyorsunuz ki yıllar geçiyor Ve biz daha kaldırımı çözememişiz İşte çöpü çözememişiz yani insanların dışarıya yaşlının, engellinin, diğer çocuklu annelerin dışarıya çıkmasına olanak sağlayamayacak bir şehirlerimiz var bizim. Bu anlamda evet yerel yönetimler çok ama çok önemlidir. Merkezi hükümetin işini kolaylaştırmak ve aslında ülkede iyi daha yaşanır bir hale getirebilmek, şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getirmek evet. için çok ama çok önemlidir. Yani... Bu şeyde de görüyoruz ki yerel yönetimlerde yani bu seçim hazırlıkları içinde e, projeleriyle adaylar e, ortaya çıktığı zaman insanlar ha bu da mı vardı? Çünkü e, yani o kadar e. böyle artık sadece çöp kaldırım ve ışığa odaklanmış durumdadır ki insanlar yani bir trafiği aslında yerel yönetimin çözebileceğini düşünmüyor bile ve o konuya Hı. kafa yormuyor veya bir yaşlı bakımla ilgili işte bir kadın sığınma eviyle ilgili kırılgan Hı. gruplarla ilgili aslında bunların yerelden çözülmesi gerektiğiyle ilgili çok da bir fikri olmadığını ama projeleri duyduğu zaman ya evet falan diyor ya Tabii. Avrupa'da bu var orada bu var falan. Tabii. Yani bu anlamda da umarım ki bu yerel yönetimlerin seçimleri sonucunda çok daha böyle işi bilen, çok daha yetkin başkanlarımız olur ve evet. şehirler, kasabalar çok daha iyi yaşanılır bir hale gelir. Evet. Biraz da ben Lefkoşa için bu büyük merkezlerde de böyledir. Genelde yaşam şehir merkezlerinde durur. Çünkü gündüz o kadar iş vardır, Lefkoşa'yı da de. işte avukatlar çalışır, e, e, işte bankacılar çalışır, böyle bir bir memur kitlesi var aynı zamanda. Ama saat 5 dedi mi, herkes çekilir Lefkoşa'nın içerisinden, restoranları kapanır, kafeleri kapanır, her şey böyle kapanır, işleye mesele gelir ve genelde şimdi trend bunları tekrar şehre getirmek, yani insanlar tekrar şehre gelsin o gündüz açılmış restoranlar tekrardan açılsın onlar iştesine eğlence yerleri falan ve canlı hale getirsinler. Ee, biz tabii biraz daha küçüğüz. Ee, e, öğlen işleyen akşam da işleyebilir ama bir sürü yer var kapanan. Çarşı kapanır büyük oranda. Arasta'nın dışındaki çarşı kapanır zaten. Ee, onları belki canlandırabiliriz. Daha iyi bir yerlere gelir belediyecilikle. İnşallah yani Çin şehrin kapasitesi artar. Peki umutlu musunuz? Yani bu belediyelerin çünkü çoğu belediyeler batık Filiz Hanım ee, ve etrafa baktığınız zaman belediyeler şimdi proje yarışmasına da girecek ee, Sıla Hanım mesela e, Lefkoşa'dan girecek e, Lefkoşa belediyesi de batık yani 10 milyon açığı var her ay ve bu devam ediyor borçları var şimdi e, aynen Lefkoşa belediyesinin 300 milyondur borcu. Ve her ayda artar. Yani üstüne biner. 10 milyon açığı var diye biliyorum her ay. Şimdi 300 milyon. Şimdi bu 300 milyonu bulacaksınız. Bir de bu açığı kapatacaksınız her ne ise. Ve dönüp Sıla Hanım bunların üzerine projeler de verecek. Yani bu aslında diğer yerlerde de aynı şey. Onlar da yeni projelerden başlatıyor kendi seçimlerini. Hep yapacağız yapacağız gibiye duruyor. Ama çok yerde de borç var. Acaba yeteri kadar o borcun üzerine konsantre olunuyor mu yoksa o oy getirmediği için kimse borçtan ben sizi borçtan çıkarmaya söz veriyorum diye bir seçim kampanyası olmaz herhalde. Hep projelerden bahsetmek lazım. Yani oradaki dürüst dengeyi göremiyorum ben şu anda. Yani önce bir Lefkoşa özelinden konuşursak yani söyledikleriniz çok doğru. Ee, ve benim her zaman içinde bir e, hani Lefkoşa'da yaşayan, Lefkoşa'da çalışan birisi olarak da böyle yüreğimin sızladığı bir şeydir. Çünkü tarihi seviyorum, kültürü seviyorum hmm. ve dünyanın diğer ülkelerine gittiğiniz zaman... Yani Lefkoşa gibi bir şehir, Lefkoşa gibi bir kent aslında çok daha bambaşka bir boyutta olması lazım. Evet. Yani o surlar için bastığımız içinin, her yer, tarih zaten. Bastığımız her yer, kaldırdığımız her taş, dokunduğumuz her ağaç bir tarih, bir eser aslında. 2000 yıllık aslında, 4000 yıllık ama 2000 yıldır da ciddi boyutta bir başkent pozisyonunda evet. olan ve gerçekten. Tarihiyle kültürüyle yani sanat tarihçilerinin ve dünya tarihçilerinin hani böyle idolü olacak bir kenttir Lefkoşa. Evet. Ve bunu aslında Güney Lefkoşa'da çok da net görüyorsunuz yani nasıl olabileceğiyle ilgili. Surlar içinin bu halde olması... Sur ben o tarafta surları gördüm. Yani bizde de var surlar evet. ama orada çıkıyor, Rum tarafında e, çıkıyor aynen. surlar. Halbuki bizim tarafta aslında çok daha fazla da eser evet, var. Tabii. Yani ona da baktığımız zaman surlar içinin bu halde olması bir kader değildir e, Haluk Bey. Surlar içi daha aydınlık, e, tarihi dokusuyla daha çok e, korunmuş olan, daha işte sanatıyla, kafesiyle, barlarıyla bambaşka bir yer haline gelebilir. Lefkoşa'nın kaldırımları çok daha yürünür çok daha e, hani insanları dışarıya çıkaracak Çünkü insanlar yürüyemezse bir engelli dışarı ne? çıkmaz bir anne çocuğuyla yürüyemiyorsa kaldırımda e, çocuk arabasıyla dışarıya çıkmaz bir Aynen. yaşlı insan korkar ve dışarı çıkmaz yani insanları daha çok dışarıya atacak, daha çok bisikletlilerin oralarda buralarda olabileceği bambaşka bir kent haline gelebilir. Lefkoşa'nın bu halde olması ne kaderdir ne ayda 10 milyon açığının olmasıdır. Bakın yani belki bir Lefkoşa değildir ama bugün ta en batıdan başlayacak olursak iki dönem önce Lefke Belediyesi batık durumdaydı. Hı hı. Aziz Kaya geldi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin e, başkan adayı olarak ve iki dönemde şu anda e, Lefke Belediyesi birçok yere yardım yapan artı bir durumdadır. Tabii, tabii. Daha bu tarafa gelin, Alayköy'e bakın. Alayköy bugün birleştirildi, çok da üzüldü Alayköylüler. Çünkü kasasında 7 milyon artıdaydı. Başarılı bir belediyeydi, niye evet. kapatıldı, niye birleştirildi? Gönyeli, yani Gönyeli'yi hatırlayın siz. Gönyeli bir köydü yani 74'ten sonra tabii, ben tabii. Kuzeyden geldiğim tabii. zaman e, aynen öyle. Tabii. Yani işte e, Lefkoşa'ya çalışanların geldiği işte Lefkoşa'nın çevresinde e, bir köycüktü yani. En iyi şeyi alayın, Türk alayının orada olmasıydı. Yani, kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Ama Gönyeli de çok e, tarihi kökeniyle güçlü bir tabii, e, beldemizdir. Gönyeli'ye bakın, Ahmet Benli ile Gönyeli şu anda ne haldedir. Uçuyor. Çok uzağa uçuyor. Yani Lefkoşa'yı kat kat açmış durumdadır. Çok uzaya gitmeyelim, ee, Değirmenlik Belediyesi. Bundan önceki Cetepeli Belediye Başkanı gelirken de Değirmenlik Belediyesi de batık durumdaydı. Şu anda yani düşünün siz o uçak alanından indiğimizde ve geliriz kahrolurduk. Ne kadar kötüydü. Şimdi mis gibi çiçeklerle en azından bir yol e, dizaynıyla evet. turistleri evet. karşılayan bir Değirmenlik Belediyesi evet. var. Ee, Oktay Kayalp'ın döneminde Mausa'yı hatırlayın bir sanat cazibesiydi. Hepimiz Talefke'den, Dağeri'den, ta buralardan e, arabalarımıza biner ve oralara müzik dinlemeye dünyanın her yerinden gelen ne ambargosu, dünyanın her yerinden gelen sanatçıları, en iyi piyanistleri, en iyi şarkıcıları dinlemeye giderdik. Şu anda Mausa ne durumda? Çöpün içinde, kanalizasyon pisliklerinin içinde. Hayır. Yani ee, saymakla bu bitmez. Aynı şey Mehmetçik Belediyesi için geçerlidir. Mesaryan'ın göbeğindeki Geçitkale Belediyesi için geçerlidir. Bir sitta Slov yeridir. Ee, Mesaryan'ın göbeğindeki Mesarya en verimsiz kaynakları en kısır olan ne oteli vardır ne suyu vardır ne uçak alanı hiçbir şey yoktur. Ama e, oradaki Sayın Hasan Öztaş'la Geçitkale artıda bir belediyedir. Bir Tabii. şeyini personelini ödeme sıkıntısı yoktur. Dip karpas keza o tarafta. Belki unuttuğum da vardır şu anda. Yani belediyelerin batık olması, o halde olması aslında tamamen bir zihniyetin sonucudur. Neden Maus o haldeyken UBP'nin eline geçince bu hale geldi? Yani bakın Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin gerçekten de belediyecilikte bir vizyonu vardır. Ve Cumhuriyetçi Türk Partisi belediye başkanlarını, belediye meclisini denetler. Yani herkes kafasına göre iş yapmaz. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu Hı. anlamda bir programı vardır. Ve belediye başkanlarımız birbirleriyle istişare eder. Birbirlerine yardımcı olur. Birbirlerine fikir alışverişi yaparlar. Birbirlerinden destek alırlar. Evet. O da bir ekip içidir. Ondan dolayıdır ki e, Kuzey Kıbrıs Türkçe Cumhuriyeti'nin tıpkı bu halde olmasının nedeninin ne olduğunu bildiğimiz gibi batık belediyelerinin nedeninin ne olduğunu da biliyoruz. Buna göre aslında insanların uyanması gerekir. Doğruya oy vermeleri gerekir. Bu yerel seçimler evet önemlidir. Evet yaşamsaldır. Evet hayatidir. Çünkü artık gerçekten şehirlerimiz girdiye bakın. Girne Limanı ya yani Akdeniz'in incisi dediğimiz Nerede? yani bu tarihi limanı lağım kokuyor. Yani gidemezsiniz, yürüyemezsiniz, e, arabanızla gidemezsiniz, nefret edersiniz oradaki trafikten. Orada insanlar girine de yaşayayım diye bir hevesle ev alıyor. Sonradan da işkenceye dönüşüyor oradaki Aynen. hayat. Hayır, e, şu anda bu belediyelerin batık olmasının nedeni, e ee, yani kader falan değildir, kötü yönetimdir. Evet, bu belediyelerin borcu da ödenebilir. Eğer ki siz kaynaklarınızı doğru kullanırsanız, eğer ki doğru yerlerden kaynak alırsanız borcu da ödenebilir, gerekli yatırımlar da yapılabilir ve doğru şekilde e, belli bir süre içinde bu belediyeler refaha ulaşabilir. Tabii. Ben Lefkoşa'da da çok inanıyorum. Sayın Sula Usar İncirli'nin belediye başkanlığında Lefkoşa çok daha bambaşka bir kent. Evet tarih kokan, kültür kokan o Yasemin kokulu şeyi yakalayabiliriz. Çünkü çok konsantreyiz biz buna. Yani Sayın Tabii. Sıla İncirli de çok konsantre. Hepimiz de çok konsantre. Bunu çok istiyoruz. Çünkü Lefkoşa sadece Lefkoşa'nın değil. Evet Lefkoşa'ya insanlar gündüz vakti geliyor. İşte birçok e, şeyin e, çevresinde avukatlarımız geliyor. Mahkemelerin, işte hastanenin çevresinde hastalarımız, ne bileyim okulların çevresinde, okullarda öğretmenler, öğrenciler hmm. ve bunlar sonra evlerine dağılıyorlar ama mecburen dağılıyorlar, mecburen geliyorlar, mecburen çekiliyorlar. Çünkü mecburen evet çalışacaklar, buradadırlar. Ve Lefkoşa günlük nüfusu, normal nüfusunun 2-3 katıdır. Yani bunu da görmek zorundayız. Tabii. Ama insanlar hani burada kalıp ne yapacaklar? Gece kap karanlık sokaklarda köpeklerin böyle sürüyle gezdiği sokaklarda işte yürüyüş yollarında kendinizi hiç güvende hissetmediğiniz ortamlarda tabii, her an bir araba sizi ezip geçebilir. Her tabii. an sizi bir araba ezip geçebilir. Her an birisi size saldırabilir. Evet. Yani öyle de bir durumları yaşıyoruz tabii, biliyorsunuz. Tabii, tabii. Yani Lefkoşa şu anda bu durumdadır. E, Girne çok farklı değildir. Baosa hiç farklı değildir. E, yani o morfo güzel yurt tam böyle kaderine terk edilmiş. Belki sokakları temizdir ama bitmiştir. Yani bütün güzel yurt Gönyeli'ye taşınmıştır evet, biliyorsunuz. Evet. ha Yani olmayan yerde belediye yönetmek de kolaydır. işte yaşlıların su faturalarını bilmem neyi böyle şey yaparak evet, yakal, götürmek. Yani şu anda e, Haluk Bey dolaşmıyor kirlensin. Yani dış, e, e, kesinlikle öyle. Yani ne olur artık doğruları konuşalım ve <laughs> bunu da gizlemeyelim. Yani bu ülke bizimdir. Evet. Bu ülke hepimizindir. Bu ülke güzel olmalı. Dursa hep birlikte bu ülkede Güzel yaşayacağız mutlu ve ferah yaşayacağız Yani ben e, Belediye şu andaki yerel yönetimlere Öyle bir bakış açısıyla Bakıyorum ve evet özellikle de e, Yani sağlıkla yakından ilgilenen birisi olarak da Yerel yönetimlerde Sağlığın sağlık birimlerinin güçlü Belediyelerin güçlü sağlık birimlerinin Olmasının yaşlı bakımda Evlere hizmet verecek birimlerinin Olmasının en azından Her kasabada her e, köyde bir sağlık odasının belediye tarafından e, sürdürülen ve bunların Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde yani biz Sağlık Bakanlığı döneminde bunu yapmaya çalışmıştık. Hmm. Yani bir Akçaya gidip bir sağlık odası açtık ve oradaki insanlar çok mutlu oldu. Çünkü oradaki yaşlı insanlar işte ilacını alabiliyor, tansiyonunu ölçülebiliyor, işte ne bileyim kan tahliline baktırabiliyor. Haftada bir 15'te bir bir doktor görebiliyor. Yani neden o insanlar kalkıp da Burhan Albandoğlu'na gelsin? veya işte evet. oradaki daha din kendi hastalarına gitsin. Yani onlar için gitmek bir sorundur ama hizmeti onlara getirmek eğer ciddi bir organizasyon olursa çok daha kolaydır. Onun için evet yerel yönetimlerde mesela biz böyle anketlerde soruyoruz sağlıkla ilgili yaşlı bakımla ilgili hizmetleri soruyoruz ve inanın insanların yani o kadar böyle Başka konulara konsantreler ki bundan bir beklentilerini bile görmüyoruz. <laughs> yani beklemiyor hiçbir şey çünkü bunun ne farkındadır ne olacağını biliyor ama öyle değil öyle değil çok daha mutlu yaşlılar olabilir bizim kentimizde tabii, çok daha tabii. mutlu engellilerimiz olabilir çok daha mutlu tabii. kadınlarımız e, tabii. erkeklerimiz yani öyle çok de ben daha ben de sizin gibi bunu yalnız ve yalnız belediyeler vasıtasıyla görebiliyorum yani onlar da bu güç varsa insanlara dokunabiliyorlar. Çünkü böyle hükümet e, e, merkezi yerlerden çıksın, yapılsın, kabul edilsin, para ayrılsın. Zaten e, devlette ayrılan hiçbir fon e, orada kalmıyor. Bütün paralar bir şekilde havuza gidiyor. Hiçbir proje zamanında bitmiyor. Ee, verilen proje kapsamında parasında da bitmiyor zamanında da bitmiyor. Dolayısıyla çekilen o fonlarla böyle atıl vaziyette fonlarla işte yaşlı evler vardır mesela bitmeyen 6-7 senelik yaşlı bakım evleri vardır. Tabii. Oraya engelli evleri var evet, bitmeyen çok mesela. çok acı yani şu Onların engelli evinin mesela o bitmemesi, şekilde bitmemesi mi? yani bu kadar yere para bulunabiliyor <laughs> ama oraya para bulunamıyor. Yani evet, nedense... nedense... Yani, Öncelikler başka tarafa çünkü evet. bir de işte kanun yapılmalı yani bu fon ayrılmışsa buraya o fon orada olmalı çünkü o zaman proje biter ama alınırsa da işte gelecek başlıyorsa bakanlar oynasınlar gelecek senenin bütçesinden bunu alırız da yaparız o zaman hiçbir evet. şey olmaz. Evet. Belediyenin o şansı yoktur ve e, çok haklısınız yani CTP'ye bu konuda e, şey yıldızlı aferin vermemek elde değil belediyecilikte çünkü hiçbiri ama hiçbiri batık değil. Yani bu çok önemlidir. Bir belediye başkanının e, o sorumluluğu alması ama finansal sorumluluğu da alıp batık olmaması ve sürdürülebilir bir e, hizmet sunması. Evet. Öbür türlü sen başa alıyorsun bir şeyler istikdam yapıyormuş gibi gösteriyorsun ama gelecek seneye batıksın. Ödeyemiyorsun insanları aferin popo işe aldın insanları. Yani Kesinlikle korkunç. ve yani onun için hani belediyelerimiz batıktır lafı beni üzüyor. Hayır batık olmayan... Bir sürü belediyemiz var. Doğru e, çalıştırılan, Tabii. doğru yönetilen, orada insanların daha mutlu olduğu birçok belediyemiz vardır ve aslında diğer belediyelerin bunlardan örnek alması gerekir. Çünkü bu kentler, bu şehirler hepimizindir, bu köyler. Aynen, yani ben aynen. Bostancı'da e, kuzeyden e, güneyden kuzeye geldiğimiz zaman işte ilk öğretimimin son bölümünü ...Bostancı'da e, yaptım... ...yani oraya yerleştiydi ailem... ...geçen gün e, oradaki... ...belediye başkan adayımızla birlikte... ...Bostancı'da geziyoruz... Hı. ...ya inanamazsınız ya Haluk Bey... ...yani ben 1975'te... ...geldiğim sokak... ...tamamen aynı duruyor... ...tamamen olamaz böyle bir şey... ...yani nasıl bir şey... ...yani o Bostancı dediğiniz yer... ...Gönyeli'den daha büyük bir kasabaydı... ...biz geldiğimiz zaman... Yani bayağı büyük bir nüfusu olan bir yerdi. Evet. Aşağısıyla, yukarısıyla işte o güzel yurda giden yoldaki çok lüks güzel evleriyle, ağaçlarıyla, çiçekleriyle. E Şu anda ben yani artık 50 sene mi oldu ne kadar oldu? 50 yıl sonra ben Bostancı'nın çarşı merkezi denilen yerde duruyorum ve ağlayasım geliyor yani. Taş taş üstüne konmadı. Taş taş üstüne konmadı. Yani orada bir belediye başkanı var hmm. Allah aşkına 25 senedir orada taş taş üstüne konmadı o bostancıda. Olamaz böyle bir şey. İşte orada da hep verilecek. Yani bir şey var. örnek olay olarak şöyle. Yani nereye verilecek? Nereye verilecek? Yani içinde yaşıyorsunuz o <laughs> kentte insanlar yaşıyor. O kenti bir şekilde güzelleştirmeniz, bir şekilde daha iyi bir hale getirmeniz, o Tabii. insanların oraya yatırım yani önce siz inanacaksınız sizin olduğuna ve ondan sonra oradaki yaşayan insanlar siz oranın sokağını güzel yaparsanız çemberleriyle, yeşiliyle, sokaktaki işte güzel dizaynlarla insanlar da dükkanlarını güzel yapar, orada dükkanlar açar ve bir cazibe merkezi olur. Tabii. Ki düşünün yani tam sınır Kasabası orası, güneyden gelen birçok insan geliyor ama o orada de. bir şey olmadığı için Geçin. ya Omarfaya gidiyor, işte güzel yurda gidiyor veya başka yerlere gidiyor. Tabii. Yani tabii ki derenin başında sen varsın, aynen. Akan suyun başında, aynen. onu almak için. Yani çok lazım. yakın yaşadığım bir örnek olarak söylüyorum tabii. bunu. Aynı şeyi surlar içine her gittiğim zaman hissediyorum ve yaşıyorum. Bir saatten sonra kapkaranlık karanlık. Ee, yani bir takım sokaklarına girilmeyen, hmm. yani bir takım kafeler, barlar açıldı evet şu anda ama hiç yeterli değil, hiç yeterli değil. Tabii. Yani dere boyuna bakın, surlar içine bakın. Ne bileyim ben metropol Olar, tarafı... Hanım inşallah bu dere boyunu one way yapar, bir şeyler yapar da evet. oraları da Yani düzenli. oradaki park Emineş sorunu var. bir türlü çözülemedi, kaldırım sorunu bir türlü çözülemedi. Yani oradaki trafik bir türlü çözülemedi. Bu kadar çaresiz olmamalı Kıbrıs'ı Türkler. Çünkü Kıbrıs'ı Türkler evet... E, çok büyük bir mücadele verdiler bugünlere gelmek için. Evet. Yani ne olur bunu unutmayalım bu mücadeleyi öyle iki günlük bir mücadele olarak algılamayalım. Bu mücadele çok büyüktü ve şu anda da aslında ben çok net görüyorum özellikle de siyasette bu mücadele hala daha devam ediyor. Çünkü hani mücadele ne zaman bitecek? Evet devleti yönetmeyi öğrendiğiniz zaman. Gerçekten evet. sizin olduğunu kabul edeceksiniz. Bu şehirlerin de, kasabaların da, bu ülkenin de ve doğru yöneteceksiniz. Sizin gibi davranacaksınız. Bunu çocuklarınıza miras bırakacağınızı bileceksiniz. Ve o şekilde e, önlemler alacaksınız. Dünyaya bakacaksınız. Dünya ne yapıyor? Biz nasıl yapalım? E, ve hiç kimse bir koltukta kalıcı değildir. Yani koltuklar e, yolcuların şeydir, e, mekanlarıdır, esas hancılardır, esas Aynen. kalıcı olan insanlardır. Yani bu bakış açısıyla e, düşünmek, proje üretmek ve e, yönetmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii. tabi. Bu okullara nasıl e, çözüm bulacağız? Hademeler, e, hijyen problemi, e, orada böyle takıldı kaldık gibi. Çünkü hükümet de kımıldamıyor bu konuda. Şimdi hükümete ben e, teknik olarak hak veriyorum çünkü hükümet teknik olarak ...eğitim masraflı bir şeydir. Yani okullarda talebelerdir, öğretmenlerdir falan. Ve der ki ben hademeleri masrafını düşüreyim. Nasıl işte temizlik var, temizlikçi şirketlerine gidersiniz... ...onlar alırlar, gelirler, temizlerler evinizi bir da şirketinizi. Ama dönerler başka birinin yaparlar, başka bir endüstriye giderler. Orada esnek bir iş grubu vardır. Siz de ihaleye çıkarsınız hükümet olarak bu işi, hademe işini yapabilecek bir ihaleye çıkarsanız birileri gelir alır bunu ve ondan sonra der ki hayır bu hademe yalnız okullar içindir şimdi işte iş sözleşmesi işte o iki ayı da ödenmelidir falan gibisinde bu sefer devlet sıkıştırılır. Şimdi teknik olarak diyor ki bu o şirketin problemidir. benim problemim olmamalı bu o şirkete sen gideceksin diyeceğim ben o ayları da ödmenin Bir hatta o şirket bu hademelere o iki ay için başka iş bulmalıdır bir şey bulmalıdır. Bu o olmuyor. Tabii insanlar iki ay ne yapacak? Maaş almadıktan sonra e, imkanları e, ol, olmazsa onların da yaşamları zor. Etik açısından da zor da var, o da var. Yani orada da bir çözümsüzlük var. E, sizin çözümünüz ne orada ne olmalı? Yani e, Sayın Yani Haluk Bey, siz gerçekten bu anlamda hak veriyorsunuz hükümete bu içine düştüğümüz durum. Yani hükümet dediğiniz, siyaset dediğiniz olgu. E, bu onlara çözüm bulma sanatıdır. Yani ne demektir bugün Sağlık Bakanlığı'nda çalışan insanların Haziran'dan beri spri, sigorta ve ihtiyaç sandıkları yatmayacak ve bana Sağlık Bakanlığı diyecek ki e, teknik olarak mümkün değil. Yani bu tekniği kim yapıyor? Bu yasaları kim yapıyor? Yani Sayın Eğitim Bakanı Sağlık mı, yoksa sağlıkta da sağlıkta var. 84 var, tamam. tane de sağlıkta var. Sağlıktaki arkadaşlarımız tabii ki yazık onkolojide işte ne bileyim ben e, kayıtta, arşivde ameliyathanede o kadar hayat işleri yapıyorlar ki onlar seslerini çıkaramıyorlar. Ama bunu kim ödemesi lazım? Bağlı oldukları şirketin yatırması Bağlı lazım Bağlı oldukları şirket eğer ki ödemiyorsa Sağlık Bakanlığı'nın da Eğitim Bakanlığı'nın da anında feshetme yeniden ihaleye çıkma ve ihale şartlarını kendisinin oluşturma hakkı vardır. Yani e ben de sağlık doğru, bakanlığı yaptım. İhale şartlarını kendiniz oluşturuyorsunuz. Evet. Yani hatta, hatta ceza verilmesi lazım. Ce yani kesinlikle. Zaman. Yani Düşünün ki siz 6 aydır bu insanlar neredeyse maaş almıyor. 6 aydır bu insanlar perişan halde ve siz e, siyasi erk olarak buna bir çözüm bulamayacaksınız ve teknik olarak mümkün değil diyeceksiniz. Bu teknik nedir? Yani uzaydan biri yolladı bize bu tekniği. Yani bunun yolu vardır. Ya fes edeceksiniz. Hemen anında diyeceksiniz ki bu olmaz. Örneğin mesela sağlıkta yetkisi vardır Sağlık Bakanlığı'nın sağlığa aykırı işler meydana geldiği zaman. Eğitimde de vardır. Bu böyle olmaz. Ya yeniden ihaleye çıkacaksınız ki artık ben gerçekten bu taşeron sistemine çok yorulmuş ve e, çalışmıyor e, yani. Çalışmıyor yani. Çalışmıyor. Evet. Veya evet kamudan şey açacaksınız. Münhal açacaksınız ve alacaksınız bu insanları. Bunlar yandaşa yani mı verildiler yani ki, acaba onu sormak istiyorum. Yani bu e, Verildiler. Yandaşa verildiler. verildiler. Şimdi o yandaşa verildiği için de Aynen. E, dur, durdurulamıyor. Fes edilemiyor evet, mesela. Evet bir şekilde evet. Yani ben de Sağlık Bakanlığı'nda olduğum günlerde Hı. bir hasta beni arasın ve desin ki bana işte bilmem hangi serviste yatıyorum da çarşafta kan var. Yani anında e, müdahale ederdik şirketlere ve anında her taraf... ...toparlanırdı. O şirkette bilir yani... ...ki böyle bir şey olamayacağını. Tabii, Tabii ki yani... Şirket dediğiniz şey sizin çalışanı Sağlık Bakanlığı'nın, Eğitim Bakanlığı'nın çalışanıdır. Şimdi Eğitim Bakanlığı yani düşün bizim çocuklarımız pandemi sonrası zaten büyük bir travma var toplumda. Yani ruh sağlığı dibe batmış durumdadır Tabii. insanlar. Uzun süre dışarıya çıkamadı. Kaybolan eğitim yılı var. Kaybolan şeye. eğitim yılı var. Öğretmenlerin, psikolojileri var. Online'a geçildi bilmem ne bu ya. insanlar çok büyük farklı değişimler geçirildi ve devlet okullarında ve çok da ciddi bir pahalılık var ekonomik sıkıntı var. bugün insanlar evine ekmeği, sütü, e, yani bir markete gidip bir ekmek ve süt alıyorsunuz ve 90-100 lira veriyorsunuz. Ya böyle bir durumda yaşıyoruz ve insanlar çocuklarını devlet okuluna vermek zorundadır birçok insan. Özellikle de işte dar gelirlisidir, e, ...askari asgari ücretlisidir ve sen devletin okulunu temizlemeyeceksin, temizlettirmeyeceksin diyeceksin. E ne yapalım? Şirket grevdedir. Şirket e, şey yapmıyor. Ee, çalışmıyor, bunlar da işte grevdedir. E Ben ne yapabilirim? Teknik olarak böyle. Yani böyle bir acizlik eğer ki bu durumdaysa hmm. e, bu bakan, yani ne olur istifa etsin, gitsin. Eğer çözüm bulamıyorsa bizim çocuklarımızın göz bebeklerimizin, yani o okullarda e, tabii ki birçok parası olan insan özel okula verebiliyor ama o çocukların hiç başka bir alternatifi yoktur ve bu kışın kıyametin içinde bir de siz pisliğe e, işte, maruz bırakacaksınız yani resmen onları oraya atacaksınız o pisliğin içine ve benim yetkimde değil böyle bir şey olamaz yani siyaset dediğiniz şey sorun çözme çözüm bulma sanatıdır yani Yok. insanlar niye siyaset yapıyor bu tamamen Kıbrıs'ta Türklere öğrenilmiş bir çaresizliği empoze etmeye Hı. çalışıyorlar. Ya böyle bir şey yoktur. Devletin okullarına evet eğitim bakanı hademe de bulmak zorundadır. Bu mağdur olan 200 kusur insanı da kesinlikle sahip çıkıp bu insanları bir şekilde sıtır etmek zorundadır. Yani bu siz CTP olsaydınız e, bütçeniz dar olsa zaten bir, bir darlık var zaten bütçelerde yetersiz kalıyor. Siz bu kadar insanı ihaleye çıkıp e, özel sektörden aldığınız halde ödenmediler diye siz hükümet olarak bunları full ödemeye başlarsınız. Full ödemeye e, başlaman gerekmiyor. Yani o insanların mağduriyetlerini giderirsiniz. Tıpkı pandemi döneminde insanlara verildi tamam, yani çalışamadıkları yani için. Çözüm ha, üretirsiniz. Ve e, o ihale yeniden, ivedi olarak yeniden çıkılır ve gerekli şekilde... Doğru düzgün şirketler bu işi Doğru. yapabilecek olan alır. Evet adım atılmıyor. Onun daha çok güzeli. Evet e, adım atılmıyor. Hani yok hiçbir şey yok. Zaten yani ihaleler konusunda biliyorsunuz ülkenin içine düştüğü durumu. İhale yapılamıyor. İhale diyorsun. yapılamıyor. Ha Yani onun haricinde de e, uzun vade içinde şimdi ivedi olarak bu insanlara bir kere yani İkisi paraleldir. Okullar temizlenmek zorundadır. Bunu halletmek zorundadır. Çok acil. Onun için çok acil. Bu insanlara sahip çıkıp bu insanların bu okulları temizlemelerini sağlamak zorundadır ee, Eğitim Bakanlığı. Onun yanında bu insanların gerçekten içine düştüğü çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Bu insanlara sahip çıkmak zorundadır. Bu insanlar bu ülkenin insanıdır. Bu insanlar uzaydan gökten düşmedi tabii, buraya. Tabii. Yani hasbel kader birisi kamudan girdi, birisi de şirkette girdi diye bunlar suçlu mu oldu? Yani bunlar da bir ekmek parası için girdi bu insanlar da ve haklarını arıyor. Onun için evet biz CTP olarak hükümette olsaydık bu iş böyle bu kadar uzamazdı. Bu okulların hali da bu kadar e, kötü durumda olmazdı. Bu insanlara mutlaka bir çözüm bulunurdu. Bulunmak da zorundadır. Yani e, benim yetkim yoka düşmek. Yani bakın e, işte orada da e, olay yargıya taşındı. Her şeyi yargıya havale ediyoruz artık. Bugün, dün ve bugün Doktorlar ve hemşireler Sağlık Bakanlığı'na dava açıyor. Yani bu nedir Allah aşkına? Yani senin yanın yani senin e, hizmetinde çalışıp bu ülkenin hizmetini gören Doktor Sağlık Bakanlığı'na dava açıyorsa, hemşire Sağlık Bakanlığı'na dava açıyorsa, hademe Eğitim Bakanlığı'na dava açıyorsa, e bunlar ciddi konulardır Haluk hı hı. Bey. Yani bunlar demek ki ya bir şeyi çözemiyorsunuz siz. Yani sağlık bir ekiptir. Sağlık Bakanlığı, hekimleriyle, doktorlarıyla, şefleriyle, başhekimleriyle birlikte hareket eder. Sağlık Bakanlığı tek başına bir otorite olamaz. Yani zaten sağlık bir ekip işidir. Bir ameliyata girdiğiniz zaman gerçekten iyi bir hemşireniz, iyi bir anestezistiniz, Muhakkak, İyi teknikerleriniz varsa o ameliyat başarılı olur. Hani sağlık sisteminin yönetimi de böyle bir şeydir. Evet siz hekimlerinizle, hemşirelerinizle, başhekimlerinizle, şeflerinizle ...birlikte kararlar alacaksınız. Uygulanabilir kararlar alacaksınız. Uzlaşı noktalarını Tabii. yakalayacaksınız. <laughs> yani siz inanıyor musunuz ki... ...bu durumda olan... E, ...Sağlık Bakanlığı'nı dava açma... ...pozisyonuna gelen bir doktorun... ...çalışmaya hali kalır veya... E, ...motivasyonu kalır veya bir hemşirenin... Tabii ...bunlar, bunlar aslında... Oluyor. Hepsi hastaya yansıyan, sağlık e, hizmetlerine yansıyan Tabii. konulardır ve evet orada oturan siyasetçilerimizin, bakanlarımızın da bunları çözmekle yükümlüdürler. Yani teknik olarak böyle değildir. Hayır efendim böyle bir şey olamaz yani. O tekniği değiştireceksiniz. E, bir şekilde onu yasalarla uygun hale getireceksiniz. Hem insanınıza Tabii. sahip çıkacaksınız, hem hizmetlere sahip çıkacaksınız. Yoksa devlet yürümez. Tabii Muhtemel. Yani benim de konuştuğum doktorlar vardı. Onlar yani diyorlar ki Hacettepe'de kadın doğum bölümü bizim bu iki hastanenin uzaklığından daha uzaktır. Yani koridorlardan geçersiniz geçersiniz ve sonra gidersiniz. Koridorlardan Mesela, ama. Koridor. Yağmurun tabi. altında bu kasırgada. Yani, Şimdi bakın bir kadın doğum hastası hamile bir kadın şu anda polikliniğe gelecek. Poliklinikteki doktor ona diyecek ki ultrason yaptırman gerekir. Bu karda kışta yağmurda 1.3 kilometredir arası yürüyecek Ultrasonların gidecek. Ultrasonların olduğunu biliyorum ama şeyde yeni hastanede. Ama Bunlar poliklinik poliklinik şeydedir. Yeni hastanede ultrason var ama poliklinik poliklinik nedir şu anda. Ve o poliklinikteki yani bunların işte yeni hastanede her şey organize olursa asistan şeyler, anestezistler, ameliyathane hemşireleri, yoğun bakımdaki e, doktor ve de hemşireler işte yani laboratuvarı laboratuvarıdır işte röntgenidir ve her şeydir ve üçüncü basamak bir hale gelirse elbette ki yeni hastanede keşke yeni çok güzel bir hastanemiz olsa bunların hepsinin hmm. düşünüldüğü ama 78'de yapılan ve bunların hepsinin düşünüldüğü bir hastaneyi şu anda biz bozmak durumundayız. Yani kadın gelecek, gidecek kadın doğum polikliniğine poliklinik diyebilirsiniz evet. polikliniğinin nörd olduğunu ona diyecekler ki e, senin ultrason yaptırman gerekir. Git şeye pandemi hastanesine, acil durum hastanesine ve kadın bu karda kışta, yağmurda 9 aylık karnıyla çıkacak tın tın gidecek şeye. Arada bir köprü yok, arada bir bağlantı yok. Ha Hacettepe'de bu var. Bir de Hacettepe'de yani Ankara'da Hacettepe gibi kaç tane yer var? Ama bu adada sadece bir Burhan Nalbantoğlu var. Başka hiçbir yer yoktur. Bunları göz ardı etmeyelim. Yani Ama bugün Sayın Kıbrıslı Bakan diyor ki, doğuma gitmiyor bir de hastanede. Bir de öyle bir statistik var. Ona ben çok sürpriz oldum Filiz Hanım. Yani bir Kıbrıslı hiçbir vatandaş doğum yapmıyor Nalbantoğlu'nda. Hep misafir, talebeler, Türkiye'den gelen üçüncü yurttaş olan Türkiye'den bahsetmiyorum. Birinci e, Kıbrıslılar bizler veyahut da 74 sonrası Kıbrıslılardan bahsetmiyorum. Ama Kıbrıslı tek bir doğum yok orada. Çünkü gidilemiyor. Nalbantoğlu bu servisi veremiyor. Hiçbir şekilde bu kadar donanıma rağmen. E, rezervasyon sistemi çalışmıyor, işte sıra numarası çalışmıyor, ameliyathanesi çalışmıyor. Yani bir sürü de sorunu var hastanelerimizin. Yani, yani bu, yeni bir yere almakla... Bu sorunların olması doktorların suçu mu? Ya da hastaların suçu mu? Ben, benim ha, haddim değil Bu sorunların olması yani. yönetimin suçudur. Ama Eğer ki yönetimler bir sürü yani e, tabii ki. yani bir yönetimden ben hayır, bahsetmiyorum. Hayır, Hastane hayır. bunu veremiyor. Ama diyorum. bir yönetim geldiği zaman e, eksik olan yerleri tamamlamaya çalışır. Ama işte Bakın. Belki konfor siz yeni kendinizi yere düşünün. Daha iyi bir konfor olmayacak çünkü e, orada bütün hizmetler yok. Sizin eşiniz bir kalp hastası olsa veya bir talasemi hastası olsa, veya bir sickle cell, bir nöroloji hastası olsa ve hamile olsa, nerede doğumunu yaptırmak isterdiniz? Yoktur Kıbrıs'ta başka bir yer yaptırabileceğiniz. Evet, Burhan yaptıracaksınız. E, da yaptıracaksınız. Sizin eşiniz demek ki Türkiye'ye gidiyor bu Hayır, insanlar. hayır. O var. Burhan Nalbontoğlu'nda kardiyolog da var, cerrahı da var, nöroloğu da var, her şeyi var. Yani Komplike bir vaka işte üçüncü basamak dediğimiz Hastane olay mıdır? odur. Tabii. Ha, Komplike bir vaka ben de böyle bir hasta olsam evet Burhan Albantoğlu'na giderim. Bugün Burhan Albantoğlu bu ülkenin üçüncü basamak tek hastanesidir. Özellerle bile yarışamıyor, özeller bile yarışamıyor Burhan Almantoğlu'yla. Çünkü hiçbir kapasitesi yok diye biliyorum ben yani özel tamam şey mi diğer hastaneleri mi alıyorsunuz ha, tabii ki Sağ, hastaneleri ayrı, tabii. alıyorum hastaneleri tabii. alıyorum çünkü 1978'den gelen çok ciddi organize bir ekip var orada çok iyi uzmanlar var eğer evet eğer ki ben bir kadın olarak Büyük bir e, kanser ameliyatı geçirecek olsam Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne giderim. Tabii. Çünkü tabii. orada yoğun bakımı da vardır. Anestezisleri bir tane değil 4-5 tane vardır. Tabii, tabii. Kardiyoloğu vardır, nörolojisi vardır, her şeyi vardır. Tabii peki, yapabiliyoruz. Ha, yani peki her şimdi yapabiliyoruz? nereye gidecek bu insanlar? Bu insanların yani şu anda Cengiz Topel'de doğurmakla e, e, acil durum hastanesinde doğurmak arasında ne fark var? O zaman bizim üçüncü basamak sorunlu vakalarımızın. O kadar farklı mı? Yani birinin altı tane ameliyat tanesi var, işte on iki tane e, acil durum odaları var. O, o kadar kötü mü buluyorsunuz Şimdi, acil durum e, hastanesini? Şimdi Haluk Bey, orada. yani bana binalar arkadaşlarım anlattığı binalar, bir odalar dediler. Bu işin içinde de onun için. Hayır, binalar yani, ve odalar hasta bakmaz. Evet. Hastayı bakan doktorlardır oranın ekibidir yoksunuz, e anestezist mesela nöbetçi anestezist acil durum hastanesinde yoktur yoktur Burhan Nalbantoğlu'ndan gelecek diyor hmm. yoğun bakım sürekli 7-24 yoktur vaka olursa gelecek ekip Anladım. kardiyolog yoktur yani bunu ben mi söylüyorum yoktur Kardiyoloji servisi tabii ki yani, kardiyoloji servisi yoktur yani acil durum hastanesinde. Nöroloji ekibi yoktur acil durum hastanesinde. 7/24'te de yoktur. Yani bu kadar doğum yapılan kliniklerimiz var bizim orada burada üniversite hastanelerinde bahsetmiyorum. Bütün Kıbrıslı kadınların gittiği diğer kliniklerden bahsediyorum. Orada doğumlar yapılıyor. Burada da işte e, kalp cerrahı yoktur, o yoktur, bu yoktur ama bütün doğumlar orada gerçekleşiyor. Ama Ancin... ısrarla şunun altını çiziyoruz. Sorunlu ve zor vakaların gittiği e, tabii, bir tabii. yerdir Burhan Nalbantoğlu Devlet tabii. Hastanesi. Yani üçüncü basamak tek hastanemizdir. Yani bugün dünyanın en eski cerrahisidir doğum. Yani insanlar evde de doğurabilir. Tabii. tabii ama tabii. kalp hastasıyla evde doğurduğunda ölebilir hasta. Tabii. Yani söylemeye ve anlatmaya çalıştığımız odur. Elbette ki... Şimdi o bozulacaksa bu zaten yani çok yanlış bir konum. Eğer üç, üçüncü seviye bir hastaneyi bozup da buraya aktarmak değil sadava bu yanlış olur diye ben de düşünürüm. Ama acil durum hastanesine donanım veriyorsanız binaya Niye gidilmiyordur benim sorunum? Yani doktorlar niye istemiyor? Yani zaten yani eğer orada bir al almayacağım. Yani bakanlık hiç düşünmüyor mu oraya anestezi almayı ya da kalp cerrahisi isterse? Burhan Nalbantoğlu'dan gelsin diyor bakanlık. Ha Peki orada bir ameliyattaysa oradaki anestezis nasıl gidecek? Burhan Nalbantoğlu'nda ciddi bir acil şey var. Trafik kazası. Oradadır bir sürü doktor ameliyattadır. Nasıl gidecek o tarafa? E zaten öyle bir kadının sorunu oysa da o kişi zaten ameliyattaysa başka var mı gelsin? Yani zaten gelemeyecek öyle bir şans e Olur oluyorsa. mu aynı şeyin odaların yan yana iki odada anestezist bakabilir. Bakabilir öyle oldu. E tabii yani bir anestezist iki odayı idare edebilir. Ama Burhan Nalbantoğlu'ndaki vakayı bırakıp acil oraya, durum oraya hastanesine oraya gidemez. gidemez. Nasıl Anlıyorum. gitsin? Yani e, oraya bir araba konacakmış. Hı. Ne kadar sık olur diyeceğim ama bir vaka bile olsa evet. bir tane çok fazla evet. olur değil mi? Yani bir evet. ölüm bir evet. anneye çok fazla evet. olur. Yoksa e, acil durum hastanesinde bir anestezi ekibi olsa 7-24 orada ameliyat hanesi 7-24 çalışan bir yer olsa yoğun Tabii. bakımı olsa kardiyolojisiyle nörolojisiyle üçüncü basamak bir hastane olsa niye bir kadın doğum uzmanı veya hemşire gider de bunun için sağlık bakanlığını dava eder? Düşünün Hı. yani. Bu e, bizim sağlık tarihimizde herhalde ilk defa görülmüş bir şeydir. Evet. Bugüne kadar yani bir doktorun gidip de Sağlık Bakanlığı dava açması böyle bir şey için diyor ki sen ölümlere neden olacaksın. Ben sana dava açıyorum bir hekim olarak. Hemşire gidiyor bugün dava dosyalıyorlar. Ölümlere neden olacak diyor Sağlık evet. Bakanlığı. İnteresan. Ve yani... dava açıyor yani. Bunların hepsinin bir masanın etrafında e, Haluk uzlaşıya Bey oturulup lazım, değil mi? uzlaşıya varılması lazım. Doğru kararlar verilmesi lazım. Gerekirse şu anda belki e, çok e, sıkışıktır Burhan Nalbantoğlu ki sıkışıktır ama bana göre kadın doğumun oradan e, çıkarılmasını gerektirecek bir sıkışıklık yoktur. E bugün işte e, göz servisi boşaltılmıştır. Ne oldu göz servisine başka birileri mi yerleşti? Yok o öyle duruyor. Veya işte e, üroloji gitti orayı pandemi e, bölümü yapıldı. E, çok fazla pandemi var şu anda? Zaten normalde bizim aslında acil durum hastanemizde bir bölümün pandemi olarak ayrılması hmm. gerekirdi. Yani... E, çok sıkışık olsa ve o kadın doğuma ihtiyaç olsa dahi kadın doğum ana branşlardan biridir. Hmm. Üçüncü basamak bir hastaneden kadın doğum servisi çıkarılmaz. Ha, siz yeni hastanenizi yaparsınız daha geniş alanlar yaratırsınız ki zaten Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde olan da budur. Evet yeni hastane yapıldığında çok daha geniş olacak her şey. Umarız ki hepimizin istediği budur. Bizim de uğraştığımız budur. E, o zaman da olay çözülecek. Evet. Veya bulacaksınız bu kadar doktoru, bulacaksınız bu kadar hemşireyi, her şeyi ve yapacaksınız. Ama e, Sağlık Bakanlığı'yla doktorları mahkeme koridorlarına düşürmek lazım çok e, yazık çok yani, haklısınız. üzücü. Çok teşekkür ediyorum zamanınıza. Çok e, güçlü bir şekilde pozisyonunuzu koyduğunuz ortaya <laughs> biz e, görmüş olduk onu. Çünkü devamlı bitirin bitirin işareti alıyorum. Peki tekrardan çok teşekkürler. Ben Sağ olun. Ben teşekkür ederiz. E, Filiz Besim'i dinlediğiniz, e, ısrarcı bir e, şeyle konuyu en azından bize anlatmış oldu. Benim bildiğim doktor arkadaşlar bana bir şeyler söylediler. E, doğrularını da buradan e, işitmiş oldunuz. Peki size bir e, ara verelim, e, güzel bir gün dileyelim. Ondan sonra yine yarın aynı saatte buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalınız.